merhabalar. Bugünkü aracımız 2017 model Suzuki Baleno. Aracımıza 9 inç multimedyamızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyosunu ilgili alandan çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan ve 9 inç cihazımızı da çevreleyen çerçevemizi kullandık. Bu birinci konu. İkinci konu, fabrikasyon soketler ve konnektörler bozulmadı. Birebir karşılıkları kullanıldı. Üçüncü konu, direksiyon kontrollerinin sorunsuz çalıştırılması. Ses açma, ses kısma, kanal geçişleri, ses komple ses kısma, kaynaklar arası geçiş. Tekrar müziği getirelim. Ve direksiyon simidinin sağ alt köşesinde bulunan telefon cevaplama ve reddetme gibi tuşlar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fonksiyonlu tuşların hepsi sorunsuz bir şekilde çalıştırıldı. Orijinal USB sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Bu araca bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığım zaman kamera devreye giriyor. Geri görüş devreye girdi. Boşa da ileri vites aldığımız zaman bir de ön kamera uyguladık. Ön kamera devreye giriyor. Cihazımızın özelliği, ekranda 10 saniye, 15 saniye ya da 20 saniye tutabiliyor kullanıcının isteğine göre. Biz 15 saniyeye göre ayarladık. 15 saniye sonra ekrandan kamera görüntüsü kaybolacak. Evet, kayboldu. Ya da kullanıcı AUX'a dokup devamlı ön kamerayı da açık hale getirebiliyor. Tekrar gösterelim. Geri vites atıyoruz. Geri vites kamerası devreye girdi. Boşa da ileri aldığımızda ön kamera devreye giriyor. Bu da ne işine yarayacak kullanıcının? Hem ön hem arkayı gördüğü için İstanbul Büyükşehir'de park alanı çok kısıtlı zaten veya da büyük şehirlerin birçoğunda. Artık kolaylıkla aracı daha milimetrik olarak park edebilecek. Bunlar cihazımızın yapabildiklerinden biriydi. Cihazımız başka neler kazandırdı kullanıcıya? İki türlü navigasyon, GPS üzerinden ve internet paylaştırıldığı zaman Waze ya da Google haritalar gibi imkanlar tanıyor. Radyo kısmı, Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth kısmı, USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açabiliyor. Dahili bellek ya da USB seçiyor. Buradan yine video kısmını da gösterelim. Bellekten video açabilir. 32 GB dahil hafızası olduğu için belleğe de atabilir ya da USB üzerinden açabilir. Bu şekilde. Yine direksiyon kumandalarını da test edelim. Ses açma. Kullanıcıya kazandırdıkları. Cihazımızın teknik özellikleri neler? Android 10 işletim sistemi var. 2 GB RAM, 4 çekirdekli, 1.6 GHz hızında her bir çekirdek. 32 GB dahili hafızası var cihazımızın ve 1024'e 600 IPS ekrana sahip. O da gördüğünüz gibi video kalitesi. Kumsam çiçeğine. Birçok multimedya deneyimi kazanmış olacak.